Merhaba, ben Casablanca. Sizlerle bugün Dealer's Life oyununu oynayacağız. Dealer's Life, Casablanca'nın ikinci el dükkanı. Evet, haberlere bakalım. Ünlü bir temizlik markası, kömür lekelerini temizlemek için devrim niteliğinde bir formül buldu. Evet. Söz konusu yaş adam, oraya gidenler bir daha geri dönmedi diyor. Bir gitar dükkanı mağazasında cennete merdiven yok politikasına başlattıktan sonra sert protestolara yol açtı. 131.929 dolarım var. 63. hafta 2. gündeyiz. Dükkanımızı açalım. Selamun aleyküm, aleyküm selam. İyi gidiyor, elhamdülillah. Bimbel, ben de Casablanca. Şuradaki şeyi alacağım, param var. Al bakalım. Gümüş küpeyi ne yapacaksın sen ya? Anlaşalım. Param varsa 1000 dolar isteyeyim. 450. 500. 470. İyi günler. Delikanlı. Katniss. Ne diyorsun? Bana miras olarak bu kaldı. Dükkanınızda harika duracak. Bakalım. Süslü kitap. Berbat ya. Neyin açısın ya? Gel bakalım. Ey dostum, adım Kel. Bunu satmak için istiyorum. Dükkanınızda harika duracak. Sedan. Araba 94 sedan. Hayırlı olsun. Bir arabamız oldu. Sedan marka bir araba. Evet, biliyor musun? Birkaç yıl önce insanlar yıkanmıyordu. Son çalışmalara göre tavuklar bizim en iyi arkadaşlarımız. Jord adına bir vatandaş defalarca sahte pasaport oluştururken yakalandı. Kocaman yüzen bir canavar sahile vurdu ve her yere zarar verdi. Uzmanlara göre sadece banyo arıyordu. Mafya ülkenin dört bir yanından gelen büyük protestolardan sonra insanları öldürmeyi bırakmak zorunda kaldı. Don Vito az önce hırsızlığı ve kaçırmayı sınırlayıcı ilan etti. Başkanımız ise onayladı. Evet. Son çalışmalara göre tavuklar bizim en iyi arkadaşlarımız. Tavuklar en iyi arkadaşlarımız. Evet, tavuklar. İyi günler. Benim adım Paris. Ben de Casablanca memnun oldum. Küpelerim de güzelmiş. Evet. Eski saat. Anlaşalım. Evet. 20 bin lira isteyeyim. Hey dostum, benim adım Lady. Ben de Casablanca. Süslü kitap. Randall, yan komşum. Ne diyorsun? Sıkılmış. Kötü. Biraz eğlenmek için bir meydan okumaya ne dersin? Risk olacak. Biraz para kaybedebilir veya alabilirsin. Kim bilir? Dinliyorum. Bugün elimde 3 eşyam var. Ne olduklarını bilmiyorum. Onları sabit bir fiyat satın alacak kadar cesaretli misin? Haydi yapalım. Elleri ovalama mı? İyi günler. İyi günler efendim. Küpe mi takıyorsun sen ya? O burada kızma ne sen? Walter. Allah Allah. Alım. 8 bin lira ödemişim. 15 bin lira. 20 bin lira istiyor. 6.200. 17 bin.
Evet. 63. hafta 3. gündeyim. Kasaplar Kanunu Dükkanı. Dealer's Life. Söz konusu yaşlı adam. Oraya gidenler bir daha geri dönme diyor. Başkanımız Jololov kelimesini keşfetti. Jololov. Bilim adamları bunun inanılmaz yeni bir kelime olduğunu kabul ediyor. Şimdi anlamlarını tartışıyorlar. Aras, Toskova ve Kolaçi arasındaki sınır duvarı açılışı hem şahsen hem de dünya genelinde şimdiye kadarki en büyük ilgiyi üzerine çekti. Allah Allah. Otel mi? Trivago. Oo, reklamda yapmışlar. Ulusal aktörün kaplan kanını taşıdığı iddia edildi. Dedikodu da var. Evet. Günlük haberleri de okuyalım. Selam. Aleyküm selam. Ve rahmetullahi ve berekatü. Benim adım Clay. Ben de Casablanca. Benzersiz bir parça kazandım. Bakacak mısın? Bakalım. Site çarkını ne yapayım ben? B30. 200. 55. Hayırlı olsun. Dostum. Federico dostum. Çok iyiymiş ya. Al gitsin ya. Çok iyiymiş. İyiymiş. İyi salırım ya. Yeni Yıldızlar Arası filminde mercek parlaması efektlerine yer verilmemiş. Hata yapmalarını önlemek için icat edilen yeni teknolojinin beklenmedik getiri olabilir. Bazı kötü adamlar bunu insanlardan yararlanmak ve görevlerini kurtulmak için kullanıyor gibi görünüyor. Mafya ile barış. Analistler piyasa trendlerini C1 ve pasif olarak ise daha fazla kilit verebilir. Çılgın bilim adamı Hilveley'in Clock Tower yakınlarındaki şehir mülküne zarar verdikten sonra suçlu bulundu. Restoratör mü? Eşyaları en uygun koşullarda onarabilir. A. İşte bu. Restoratör. Kirala. Evet, şimdi güzel. Berbat bir şey yok mu? Kötü. Bunu onarmam lazım. Satmıyorum bunu ya. Şimdi çok iyiymiş alıcı. Ödeyim 3200. 5000. 3850. 3850. Tamam. İyi günler. Bir dakika ya. Şimdi kötü. Bunu nasıl tamir edebilirim? Nasıl tamir edeceğim acaba ya? Anlaşalım. Evet, 15.000. 12.000. Evet. 1520. İyi günler bay. İyiymiş. Anlaşalım. Hayrını gör. Sahte ürün sattık. Evet. Kalpazan kiralıyor diyor. Eski başbakan yaptığı raporda kadınlar hakkında hiçbir zaman saf düşüncelerin olmadığını söyledi. Yorum yok. Otel mi? Trivago. Evet. Selam, aleyküm selam Tani. Bunu gördüm. Şuraya satın almak istiyorum. 6. cilt kitap. Satmayacağım ya. Hey dostum sen. Bakalım.
Kötüymüş. Tamam. Şimdi ben nasıl tamir edeceğim ya? Şu kötü mesela. Tamircim nasıl var benim? Tamam da hani arttı mı yani bu şimdi? Evet. Ne kadar? Satıcı ne kadar? 5.000. 7.000 mi? Hadi iyi günler. Ünlü bir temizlik markası kömür lekelerini temizlemek için diğer niteliği bir formu buldu. Hepimiz biliyorduk. Başkanımız nihayet bir klon olduğunu ilan etti. Başkanımız bir klonmuş. Allah Allah. Başka bir Amazon kabilesi diğer de ormanda Pokemon oynamaları için kiralandı. Evet. İş yerine ayrılmış. Benim adım Kasap Banka. Kanalıma abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler.